Son rakamlar neler? Hemen onu önce paylaşalım sizlerle. 190.129 test yapıldı dün Türkiye'de ve tespit edilen vaka sayısı 21.061'di. Maalesef 95 vatandaşımız hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle son 24 saatte. Hala yoğun bakımda tedavisi devam eden 1538 hastamız var, ağır hastamız var ve 18.815 hastamız da yapılan tedavilerin ardından iyileşerek sağlığına kavuştu. Ve tabii ki bu rakamlar doluluk oranlarına da etki etmeye başladı. %51,6 şu an Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı ki yoğun bakım doluluk oranı da erişkin yoğun bakım doluluk oranı da %66,2 Türkiye genelinde. Rakamlar bu şekilde, bu günlük rakamlardı ama bir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün haftalık 100.000 kişide tespit edilen vaka ortalamalarını paylaştı ki o haritada da dikkat çeken rakamlar var. Özellikle 3 büyük kentte vakaların hızla yükseldiğini gördük. İstanbul'da 200.000'in üzerine çıkmış durumda. Düzeltiyorum, 200'ün üzerine çıkmış durumda. 100.000 kişide tespit edilen vaka. Samsun en çok vakanın görüldüğü ildi. Vaka ortalamasına baktığımız zaman şu anda Samsun'da 100.000 kişide 508,97 ortalama vaka tespit edildi maalesef. Vaka sayıları arttı, yurdun büyük bir bölümü alarm vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. 100.000 nüfusta illerdeki vaka sayılarını gösteren haritada birçok ilin risk durumunun yüksek riskli ve çok yüksek riskli olduğu gözlendi. Güncellenen haritaya göre en fazla vaka sayısının görüldüğü iller sırasıyla Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. 13 Mart'la 19 Mart tarihleri arasındaki durumu gösteren haritaya göre vaka sayısının en az görüldüğü iller sırasıyla Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. 3 büyük ilde de vaka artışları dikkat çekti. İstanbul'da bir önceki hafta 178,25 olan vaka sayısı 251,12'ye yükseldi. Ankara'da 68,53 olan vaka sayısı ise 107,99'a çıktı. İzmir'de vaka sayılarını koruyamayan bir diğer ildi. İzmir'de bir önceki hafta 78,57 olan vaka sayısı 111 olarak kayıtlara geçti. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsü yok sayamayız, onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz, normale dönmek elimizde, bu ancak tedbirlerle mümkün ifadeleriyle bir kez daha uyardı.